Böyle durumlar hep bizim başımıza mı gelecek acaba? Hayat yakamıza yapışmış. Hiç düşmeyecek gibi. Bir kere değişir ışık yanmaz mı bize? Ahmet'ten mi öğrendin bu lafı? Bir sorun mu var Özge? Boş ver. Sıkıntın neyse söyle de yardım edeyim. Sağ ol. Ama galiba bunu sadece ben kendim halledebilirim. Selam. Merhaba. Bu akşam rock konseri var barda, gelsene. Ya özür dilerim Asu, gelemem. Yani çok yorgunum. Ya kusura bakma. Gelirim tabii ya, niye gelmeyeyim? Hem rock müziği çok severim ben. Ya peki emin misin? Hayır değil. Bana sözü var. Hadi geç kaldık zaten. Hadi. Hadi sene. Pardon. Ya derdin ne senin? Ya anlattım ya Özge. Bir anlık zaaf işte. Bana palavra sıkma. Başka biri olmadığını biliyorum. Şimdi söyle. Yüzüme bak ve sevmiyorum de. Biliyordum. Denedin beni işte, biliyorum. Aramızda şu denizden daha büyük engeller var Özge. Dün akşam bir anlık kapandı sandım ama yok. Engeller şu deniz gibi duruyor hala. Ya neymiş o benim göremediğim engeller? Söylesen birlikte aşmaya çalışırdık. Ya bir kere sen zengin kızısın. Bense bugün çalışmazsam yarın aç kalırım. Sonra sen üniversitelisin. Bense liseyi bitirmedim. Ya benim bunlara önem verdiğimi mi sanıyorsun? Kafana kakarım diye mi korkuyorsun? Ya bugün önemsemezsin. Ya sonra? Hem senin gittiğin yerlere gidemem ben. Benim sevdiğim yerlerde de sen sıkılırsın. Sen bir küçük hanım, bense şoför diyorsun yani. Evet, aynen öyle. Peki. Beni eve bırakın lütfen şoför bey. Özge dalga geçme ya. Ben çok ciddiyim. Ben de ciddiyim. Evet, bekliyorum. İyi akşamlar. Sana da. Ha. Yarın tam 8'de beni al. Geç kalma sakın. Ne? Küçük hanımefendiyle şoför demedin mi? Ya ben öyle demek istemedim. Benim dediğim... Ben anlamam. Madem sen şoförsün, ben de hanımefendi. Yarın 8'de gelip almanı istiyorum. Tamam mı? Tamam.